Arkadaşlar cümleten selamlar aleyküm. Hepinize hayırlı günler. Türkiye'de yakın zamanda araçlarını satışa sunan BYD markasından bir yetkiliyle görüştüm geçenlerde. Dedim ki bizim devletin böyle böyle getirdiği bir şart var. Çin'den gelen elektrikli araçlara yönelik ve elektrikli araç getirmek artık yasaklandı. Dedi ki bizim bu durumdan etkilenmemiz söz konusu değil. Sadece işte bu yetki belgesinde bir sıkıntı var ama onu da çok kısa sürede devlet açtığı anda kurumu hemen alacağız. Biz zaten 20 tane servisimizi kurduk. O yüzden bizim araçlarımızın gelmesinde herhangi bir sıkıntı yok dediler. İşte bu yüzden de Atto 3 ile başlayan yolculuklarına Seal ve Ham modellerini yılın hemen başında ekleyecekler. Sonrasında da daha uygun modellerini Türkiye'de satışa çıkarmak için çalışmalara devam edecekler. İşte bizim için önemli olan da o uygun fiyatlı araçların Türkiye pazarına girmesi. Ve onlardan bir tanesiyle karşınızdayım bugün. Başlangıç fiyatı 11.000 doların bile altında bu aracın arkadaşlar. Hep yeni BYD modeli Segal. Bu araç nasıl bir araç? Üst paketlerde fiyatı ne kadar? Hepsini size anlatacağım ama önce sizden küçük bir ricam olacak. Artık 100 bin abonelere çok yaklaştık ve 100 bin abonelerin üzerine çıkmak için sizden manevi destek bekliyoruz. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun ve yeniden 100 binlerin üzerine çıkmamızda hızımızı artırmamıza yardımcı olun. Bu küçük ricadan sonra gelin şimdi yeni BYD Segal nasıl bir araçmış hep birlikte görelim. İyi seyirler. İlk olarak aracın boyutlarını aktarayım sizlere. 3780 mm uzunluğu var bu aracın. 1715 mm genişliği, 1540 mm de yüksekliği. Yani A ile B segmenti arası bir elektrikli hatchback karşımızda duruyor. Ağırlığı da 1240 kg. Genelde elektrikli araçlar ağır olur ama bu araç küçük olduğu için, bataryası da düşük olduğu için olabildiğince hafif olmayı başarmış. Aracın elektrikli motoru 55 kW yani 75 beygir gücünde. Son hız olarak 130 kilometrelik bir fabrika verisi değere sahip. Normalde bu araca yavaş derim ben bu 130 kilometreden dolayı. Evet ama küçük ve elektrikli bir araç olduğundan bir de fiyatı aşırı uygun olduğundan bu araca yavaş demeyeceğim arkadaşlar. Batarya kapasitesi ise yaklaşık 40 kW. Şimdi sıkı durun. Bu küçücük bataryasına rağmen şaka gibi ama tam 405 kilometrelik bir menzil sunabiliyor bu araç. İşte bu da hafifliğinin verdiği en büyük artı olarak önümüzde duruyor. Aracın ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede sadece 10 kWh. Yani oldukça az yakan çok güzel, tam şehir içine uygun harika bir araç. Hızlı şarjla şarj edildiğinde bu araç yarım saatte %80'lik doluma ulaşabiliyor. Evden şarj ederseniz de 6 saatte tamamen doldurulabiliyor bataryaları. Aa bak ölçülerini verirken söylemeyi unuttum. Hemen burada söyleyeyim arkadaşlar. Bu araç küçücük bir araç ama tam 2500 milimetrelik aks aralığına sahip. Yani bu aracın içerisi bildiğiniz B hatchback araçlar kadar geniş ve ferah. Bir enteresan bilgi daha vereyim. Normalde bu tarz araçların bagajları çok küçük olur ya arkadaşlar bu aracın arka koltuklarını yatırdığınızda İçerideki bagaj hacmi neredeyse 1000 litreye çıkıyor 900 küsür litre oluyor Aracın fiyatını daha en başta size söyledim arkadaşlar başlangıç fiyatı 11.000 doların altında en üst pakette ise 13.000 dolar civarında Bu araç Çin'de ilk satışa çıktığında geçenlerde daha doğrusu ön sipariş açıldığında çılgınca bir şekilde çok kısa sürede 10.000'den fazla sipariş almış bir araç Bizim ülkemize geldiğinde maalesef fiyatı bu kadar ucuz olmayacak. Onu şimdi söyleyelim neden? Çünkü bizde %54'lük gümrük vergisi var Çin'den genel elektrikli araçlara uygulanan. Onlar eklenince işin içine bu aracın fiyatı otomatik olarak ikiye katlanıyor. 13 bin dolarlık üst paket geldi diyelim. Hadi ekleyelim üzerine %54'lük gümrük vergisini. Ne etti? 20 bin dolar. %10 ÖTV etti 22 bin dolar. %20 de KDV ne etti? 26-27 bin dolar. Yani bize geldiğinde fiyatı en az 750 bin liralardan başlayacak gibi bugünkü kurla. Dolar henüz 30 liraya ulaşmamışken. Ama Türkiye distribütörü çok daha fazla para kazanmak isterse o zaman 900 e hatta 1 milyona bile çıkartır fiyatı. Ama işte o zaman da bu aracı kimse almaz ki. Yani almaz herhalde ne bileyim. Siz alır mısınız? 1 milyona çıksa bu araç. Yani Dacia Spring 1 milyon lira civarında alınmıyor, satılmıyor. Bir tane daha vardı Leap'in T03. O da satılmıyor 1 milyon lira civarında. Siz olsanız bu aracı onlardan çok bir farkı yok. Alır mısınız o paraya? Yani şahsen ben almam ama siz de yorumlara yazın. Aracın tasarımından da biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Bu araç çok sade bir tasarıma sahip, güzel, küçücük bir otomobil. Daha çok iyi onu anımsatıyor görüntüsüyle ama kendine hasta bir tarzı var yalan söylemeyelim. İçeride b markasının kendine özel tasarım öğeleri bu araçta bolca kullanılmış. Kocaman bir bilgi eğlence ekranı ve renkli iç tasarım da araçta ilk göze çarpanlardan. Bu arada b olmazsa olmaz ortadaki ekran hem dik hem de yan şekilde döndürülüp kullanılabiliyor. Habi de aracın dış rengi neyse içeride de o rengin aynısından döşeme renkleriyle aracı alabiliyorsunuz isterseniz. Güzel bir özellik bence. Özellik demişken araç donanım bakımından da çok zengin arkadaşlar. Araçta dijital kadranlar var. Kablosuz şarj var, dijital klima var, 3 kollu şekilli direksiyon var, üzerinde de bolca tuş var aracın özelliklerine ulaşabileceğiniz, erişebileceğiniz. Sportif koltuklar araçta var, sürüş modları araçta mevcut, hız sabitleyici bu araçta var, dikişli deri döşemeler, şekilli duran rengarenk deri döşemeler araçta mevcut. Ama bunlar orijinal deri değil onu söyleyelim. Akıllı far asistanı bu araçta var. Park sensörleri araç küçücük olmasına rağmen bu araçta var. Üstüne bir de geri görüş kamerası da bu araçta var arkadaşlar. Ve güvenlik açısından sürücüsüne katkı sağlayacak ekstra özel güvenlik destek sistemleri de bu araçta yer alıyor. Normalde aracın küçücük bir bagajı var arkadaşlar. Az önce de söyledim ya size. Ama enteresan şekilde arka koltuklar yattığında bagaj hacmi 930 litreye kadar çıkıyor. Çok enteresan değil mi? Ya bu markanın söylediği değer bilmiyorum. Bu aracın içi gerçekten 930 litre alacak kadar büyük görünüyor mu bilmiyorum. Öyle hiç görünmüyor ama 930 litre diyorlar. Yani bir şey diyemiyorum. Türkiye'ye ne zaman geleceği net değil bu aracın arkadaşlar. Ama şöyle bir gerçek var şunu da söyleyeyim burada hemen. Şimdi BYD'nin uygun fiyatlı olarak Türkiye'ye tek bir model getireceğini tahmin ediyoruz. Burada da iki tane seçenek çıkıyor karşımıza. Birisi BYD'nin Segal modeli yani bu araç. Diğeri de bu araçtan biraz daha pahalı biraz daha büyük olan BYD Dolphin modeli. Aslında ben o Dolphin ile ilgili çok güzel bir video yapmıştım ama o video eğer duruyorsa o videoyu yine sizlere aktarırım ama durmuyordur büyük bir ihtimalle. Çünkü kapanmıştı kanalımız. Kapanan kanalımızda kalmış olabilir. Ben size Dolphin ile ilgili yeni bir video çekip gösteririm. Hatta şöyle söyleyeyim Türkiye'ye geldiğinde lansman için B7 BYD Dolpin modelinde gösterdi buradaki otomobil gazetecilerine. Dedi ki şu anda getirmeyi düşünmüyoruz bu aracı ama yine de ileride böyle uygun fiyatlı araçlarımız da var. Bunları da getirebiliriz. Buyurun siz şimdiden görün dediler. Dolpin modelinde gösterdiler. Ben onunla ilgili bir video inşallah yapıp yakında sizlerle paylaşırım arkadaşlar. O aracı da görmenizi istiyorum. Ben çok beğenmiştim Dolpin modelini o zaman hatırlıyorum. İnşallah siz de çok beğenirsiniz. Bakalım hangisi gelecek? Bekleyip göreceğiz ama tabi burada size bir şey sormak istiyorum. Bu araç Türkiye'de 700 750-800 bin liralık bir fiyattan satışa çıkarsa yani şu anda bizim çevirdiğimiz gibi marka çok fazla üzerine faiz fiyat koymadan bu aracı satmaya kalkarsa siz bu aracı satın almak ister misiniz? Yorumlarda cevap vermeyi unutmayın lütfen. Yorumlarda buluşalım, konuşalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. İstanbul Pendik'te yer alan Akın Oto, Hyundai, Kia, Honda, Toyota marka otomobillerde bir numaralı otomobil tamircisidir. Haberiniz olsun. İstanbul Beylikdüzü'nde 4K Detailing, 4K Motor, Seramik Kaplama, PPF Kaplama, Pastacila, Detaylı iç Temizlik gibi inanılmaz güzel şeyleri harika fiyatlara yapıyorlar. Üzerine bir de Bay Yeşilbağ abonelerine ekstra indirim tanıyorlar. Aracınızı güzelleştirmek adına aradığınız ne varsa hepsi Celali Tuning'de mevcut arkadaşlar. Ve Celali Tuning Bay Yeşilbağ abonelerine özel %10 ekstra indirim veriyor arkadaşlar